Merhaba arkadaşlar konu konu çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz YKS için soru çözümü yapıyoruz şimdi sınıflandırma çıkmış sorularını çözeceğiz yine e, soruların PDF'sini ekleyeceğim açıklama kısmına oradan alın ilk önce kendiniz çözün daha sonra videoyu dinleyin ya da e, ben çözerken benimle birlikte çözebilirsiniz o şekilde de dinleyebilirsiniz başlayalım 2010'dan 2022 e, yılının çıkmış sorularına kadar çözüyoruz bildiğiniz gibi ve e, ee, önceki konularda eklemedim ama sınıflandırmadan itibaren MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi'ne çıkmış sorularını da ekledim arkadaşlar. Oradan da yine onları da bakacağız. 2010 YGS'den başlayalım. 3 tane soru çıkmış 2010 YGS'de. Diyor ki HIV insanda AIDS hastalığına neden olan bir virüstür. Bu hastalığın tedavisinde güçlüklerle karşılaşılmasına bu virüsün özelliklerinden hangileri neden olabilir? Şimdi arkadaşlar, virüslerle mücadele etmek gerçekten zordur. Bizler ki yaşadık zaten 2020 yılında biliyorsunuz koronavirüsten pay biçelim. Şimdi koronavirüsü bir kere aşı üretmesi çok zordu çünkü tanınmayan bir virüstü. Daha sonra e, sürekli mutasyon geçirdiği için sürekli değişen bir virüstü. Dolayısıyla bir aşı üretildiği zaman o aşı diğer mutasyonu etki etmeyebiliyordu. O yüzden de bazı e, şeyleri var gerçekten. Hani zorlukları var. Peki HIV'in yani AIDS hastalığına sebep olan virüsün zorlukları nelerdir? Bir kere mutasyon hızının yüksek olması tüm virüsler için geçerlidir. Hepsinde mutasyon hızı yüksektir. Bu yüzden de baş edilmesi zordur. Bağımsız yaşam döngüsünün olmaması bununla bilgisi yok. Çünkü hiçbir virüsün bağımsız bir yaşam döngüsü yoktur. Bu yüzden de arkadaşlar e, bununla bilgisi olmaz. Çoğalmak için bağışıklık hücrelerini kullanması. Şimdi bizim hastalıklarla mücadele edebilmemiz için bağışıklığımızın yüksek olması lazım. Dirençli olması lazım. Ee, HIV virüsü de insanda zaten bağışıklık hücrelerinde çoğalan bir virüstür. Dolayısıyla bu da yine e, tedavide güçlükle karşılanmasına sebep oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 olur cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına yeterlidir? Şimdi benim elimde iki tane canlı var. Ben bu iki canlının aynı tür olduğunu düşünüyorum ama bunu nasıl kanıtlayabilirim? Bir kere, iki canlının çiftleşebilmesi aynı tür olduğunu kanıtlamaz. Mesela eşekle at da çiftleşebiliyor ama katır oluşuyor. Kısır bir döl oluşuyor arkadaşlar. Çiftleşebilme olmaz aralarında verimli döller verebilme bakın cevabımız bu olacak. Çünkü iki canlı eğer çiftleştiklerinde verimli yani kısır olmayan bir döl üretiyorlarsa bu iki canlı birbiriyle aynı türdür diyebiliyoruz. Eğer farklı türlerde birbiriyle verimli döl oluşturabilseydi, mesela o zaman katırda verimli bir döl olurdu ama katır nedir kısır bir canlıdır verimli döl değildir aynı kromozoma sahip olma bunda bilgisi yok eğer öyle olsaydı insan 46 kromozom moli balığı da 46 kromozom o zaman bizler aynı tür olurduk moli balığıyla maalesef öyle bir şey olmaz benzer anatomik yapıya sahip olma anatomik yapıya baktığımızda arkadaşlar e, Mesela maymunların anatomik yapısıyla insanların anatomik yapısı birbirine çok benzerdir. E, aynı tür olduğumuzu gösterir mi? Göstermez. Aynı ekosistemde yaşama. E, aynı ekosistemde yaşamayı alsak o zaman ben bir sinekle aynı türüm derim. O da olmaz değil mi? O zaman bu da gitti. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı aralarında verimli döller verebilme olacak. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi bir bitkinin çiçekli bitki olduğuna karar vermek için kullanılır arkadaşlar. Çiçekli bitkilerin en karakteristik özelliği nedir? Tabii ki meyve ve tohum oluşturmasıdır. Meyve ve tohum oluşturma. Ben bir bitkinin e, çiçekli mi? Yani zaten çiçekli demek tohumlu bitki demektir. E, çiçekli mi çiçeksiz mi olduğunu anlayabilmem için onun meyve verip vermediğine bakarım. Mesela şeyler açık tohumlu bitkiler bu çamlar falan var ya kozalaklı bitkiler onlarda meyve oluşumu yoktur ve biz onları çiçeksiz bitkiler olarak alıyoruz. Yani e, çiçekli bir bitki değildir arkadaşlar ama meyve oluşturması bir bitkinin çiçekli bitki olduğuna karar vermek için kullanılır cevabımız C şıkkı olacak. Fotosentez yapması demiş tüm bitkiler fotosentez yapabiliyor parazit olanlar hariç. Solunum yapması yine tüm bitkiler solunum yapıyor Arkadaşlar dişi ve erkek üreme hücresi oluşturması ona bakarsanız tohumsuz olan bitkiler de dişi ve erkek üreme hücresi oluşturabiliyorlar döllenme ile zigotun oluşturması döllenme zaten temelde vardır Hani bitkilerin temelinde de var Dolayısıyla bununla da ilgisi yok ama meyve oluşumu çiçekli olup olmadığına e, karar vermek için kullanılır Çünkü çiçeğin kısımları meyveye dönüşür çiçekte bulunan e, Taç yaprak, çanak yaprak, işte içerisinde bulunan tohum taslağı arkadaşlar tohum taslağı tohuma dönüşüyor. Geriye kalan kısımlar da meyveye dönüşüyor. Dolayısıyla çiçekli bitki olduğuna karar vermek için kullanılıyor. Şimdi dördüncü sorumuz birazcık böyle karışık bir soru gibi gelebilir ama oldukça basit bir soru. Biraz da bulanık çıkmış. Diyor ki hayvanların ortam sıcaklığındaki değişikliklere verdikleri tepki farklıdır. Bazı hayvan türlerinin vücut sıcaklıkları düş ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Bazı hayvan türlerinde ise dış ortam sıcaklığı değişse bile bu hayvanlar vücut sıcaklıklarını korurlar. Biz arkadaşlar dış ortama göre vücut sıcaklığını ayarlayan canlılara ektoderm yani soğuk kanlı hayvanlar diyoruz. Vücut sıcaklığı sabit olan canlılara da endoderm yani sıcak kanlı hayvanlar diyoruz. Diyor ki fare endoderm yani sıcak kanlı kertenkele ektoderm bir hayvandır. Bu iki hayvanın değişen dış ortam sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklıklarındaki değişimi gösteren grafik. Şimdi arkadaşlar ortam sıcaklığı arttıkça bir canlı yani ektoderm olan soğuk kanlı olan bir canlı vücut sıcaklığını düşürme eğilimindedir. Çünkü neden? Ortam sıcaklığı yüksek olduğu için o sıcaklık onu zaten etkiliyor. Kendi vücut sıcaklığını düşürerek bunu dengelemeye çalışıyor. O zaman eee Mesela dış ortam sıcaklığı grafiğin alt kısmında yazıyor. O zaman dış ortam sıcaklığı arttıkça yani grafiğin bu tarafına doğru gittikçe soğuk kanlı olan bir canlının vücut sıcaklığının düşmesi lazım. Şimdi bakıyorum kertenkele yani soğuk kanlı olan canlı kesikli çizgi. Kesikli çizginin düşmesi gerekiyor. O zaman B şıkkı gider. C şıkkı gider. Bakın E şıkkı da gider. Çünkü E şıkkında da çok farklı bir grafik çiz çizmiş olmaz. Geriye kaldı A ve D şıkkı kaldı. Şimdi sabit vücut sıcaklığına baktığımız zaman yani sıcak kanlı canlara baktığımız zaman ortam sıcaklığı ne olursa olsun vücut sıcaklıkları değişmiyor. A şıkkında bir süre sabit sonra düşer olarak göstermiş. Bunlarda hiçbir şekilde düşme olayı olmaz arkadaşlar. Yani vücut sıcaklıklarını düşürüp ya da yükseltmezler. Bunlar sabit tutarlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. 2010 LYS'de çıkmış bir soru. Beşinci soru. Bu da 2012 YGS'de çıkmış. Diyor ki aşağıdaki tabloda yakın akraba olan 4 kuş türüne ait DNA'ların 7 nükleotitlik baz dizileri verilmiştir. Buna göre akrabalık bakımından birbirine en yakın olan 2 tür hangisinde verilmiştir? Şimdi bakacağız akrabalık bakımından bizim yakın tür olabilmemiz için Buradaki DNA dizisindeki nükleotitler birbirine benzer olması lazım. Şimdi 1 ile 2'yi karşılaştıralım. Ortak olanları sayacağız. Kaç tane olduğunu. Bakın. 1 ile 2'de timin, şurada guanin, daha sonra burada guanin, burada guanin. Kaç tane ortak var? 4. Sonra geliyorum 1 ve 3'e. 1 ve 3'e bakıyorum arkadaşlar. Bakın. Adenin, guanin, timin, adenin, guanin, guanin. Burada bir tane var. Yine guanin, guanin, 2. Guanin adenin, guanin adenin timin timin 3. Burada 3 tane ortak var. 2 ile 3'e bakalım. 2 ile 3'e baktığımız zaman bakın guanin guanin. Guanin guanin yine ortak. Başka da ortak yok. 2 tane var. 2 ile 4'e bakalım arkadaşlar. Böyle karşılaştırarak gideceğiz. Bakın guanin guanin 1. Timin timin 2. Guanin adenin, adenin timin, guanin adenin, guanin guanin 3. 3 tane var. 3 ile 4'e bakalım sileyim şöyle guanin guanin yani bir tane ortak var adenin timin guanin adenin guanin timin adenin 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 adenin, adenin. ortak timin guanin ortak değil o zaman burada kaç tane oldu yine 3 tane burada hangisinde en fazla ortak e, dizilim var nükleot dizilimi aşıkında yani 1 ve 2'de. de o zaman bunlar içerisinde en yakın akraba hangisi oluyor 1 ve 2 oluyor gelelim 2012 ls yine eee İki tane soru çıkmış. Bunlara bakalım. Diyor ki canlıların sınıflandırılmasında sırasıyla alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür basamakları kullanılır. Buna göre alem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe her basamaktaki birey sayısı ve bu bireylerin aralarındaki ortak özellik sayısı nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün bakın. Alem olarak aklınıza hayvanlar alemi gelsin. Şube olarak omurgalılar şubesi gelsin. Sınıf olarak memeliler sınıfı gelsin. Takım olarak mesela etçiller takımı gelsin, etçiller. Aile olarak işte kedigiller ailesi gelsin. Cins olarak kedi, tür olarak da aslan. Şimdi ben alemden türe doğru gittikçe bize birey sayısı diyor ya birey sayısında bir azalma oldu mu? oldu değil mi? O zaman bakın hayvanlar aleminden başladık. Bir sürü hayvanı düşündük. Aslana kadar düştük. Tek bir türe doğru düştük. O zaman basamaktaki birey sayısı ne olur? Azalır olacak. Hop C, D, E şıkları gider. Bireylerin aralarındaki ortak özellik sayısı. Şimdi alemden türe doğru gittikçe bir özelleşme var değil mi? Aslanlara kadar geldik özelleştik. Peki tür içerisinde bulunan tüm aslanlar birbiriyle ortak özellik taşırlar mı? Taşırlar. O zaman ortak özellik sayısı ne yapar? artar. Cevabımız ne olacak? A şıkkı azalır, artar şeklinde olacak. Yani eğer bunları karıştırıyorsanız benim yaptığım şekilde düşünüp hani hayvanlar alemi, omurgalar şubesi gibi düşünüp o şekilde karar verin. Daha kolay yapacaksınız. Yedinci soru. Yukarıdakilerden hangileri farklı hayvan türlerinin akraba olduğunu göstermede kanıt olarak kullanılabilir? Bazı proteinlerin amino asit dizisinin birbirine benzerlik göstermesi olabilir arkadaşlar. Sonuçta proteinler de DNA'daki şifrelere göre e, sentezleniyor. Bu yüzden de bunu alabilirim. Yaşadıkları ortamların birbirine benzerlik göstermesi. Şimdi bakın. E, ortamların benzerlik göstermesi iki canlının aynı hani birbirle akraba olduğunu göstermez. Mesela şöyle düşünün. Bir sinek de sizinle aynı ortamda yaşıyor. Biz de aynı ortamdayız. İkimizin birbirine akraba olduğunu gösterir mi bu? Göstermez. Dolayısıyla yaşadıkları ortamı almıyoruz. Ribozomal RNA'daki baz dizilerinin birbirine benzerlik göstermesi zaten ribozomal RNA yani e, bu ribozomun yapısını oluşturan RNA arkadaşlar canlıların akrabalık özelliklerini ortaya çıkarmak için kullanılıyor. Dolayısıyla buradaki baz dizileri de yine DNA'ya göre sentezlendiği için bunu da alırım. Bazı enzimlerin moleküler yapılarının birbirine benzerlik göstermesi, ortak olan enzimler ne kadar fazlaysa çünkü enzimler de DNA'ya göre sentezlenir, ne kadar fazlaysa o canlı birbirine daha yakın akrabadır diyoruz. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. Hı? Besinlerin birbirine benzerlik göstermesi. Arkadaşlar mesela ben de et yiyorum, aslan da et yiyor. Birbirimiz akraba olduğumuzu gösterir mi? Göstermez. Dolayısıyla olmaz. Cevabım ne olur? 1-3-4 olur yani bursa şıkkı olacak. 8. soru. 2013 YGS'ye geçtik. Bazı maddelerin bir bakteri türü üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan bir deneyde A diskine çamaşır suyu, B diskine lens solüsyonu, C diskine gargara sıvısı, D diskine de sarımsak özütü emdirilmiştir. Daha sonra bu diskler bu bakterinin kültürüne aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bakın birinci durum var arkadaşlar. İkinci durumda yerleştirilmiş ve 24 saat beklenmiştir. 24 saatin sonucunda da üçüncü durum ortaya çıkmış. Şimdi buradaki aralarında boşluk olma sebebi yani şu dairenin ne kadar geniş olmasının sebebi o maddenin bakteriyi o kadar çok etki ettiğini gösteriyor. Çünkü bu madde burada bulunduğu zaman etrafında bakteri çoğalamıyor demektir. O zaman en fazla etkili olan hangi madde? D maddesi. Sonra arkadaşlar A maddesi, B ile C maddesi hemen hemen eşit gibi duruyor. Ama burada zaten ikisi arasında sizi hani bırakmaz. Dolayısıyla B ile C hemen hemen eşit gibi duruyor. O yüzden B ile C'ye eşittir yazdım. Diyor ki buna göre üçüncü durumla ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? Bakterilerin çoğalmasında en fazla sarımsak özütü engelleyici etki göstermiştir. D maddesi zaten D diskine sarımsak özütü konuluyor. Evet en fazla sarımsak özütü engelleyici etki göstermiş. Burada zaten gördük doğru. Maddeler bakterilerin hücre duvarı sentezini engellemiştir. Şimdi ben bununla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hani buradaki deneye bakarak bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar dolayısıyla gider. Tüm maddeler bakterilerin çoğalmasında engelleyici etki göstermiştir. Evet hepsi göstermiş mi? Göstermiş. Sonuçta etrafında çok az da olsa bir kısmı engelleyici etki olmuş. Dolayısıyla 1 ve 3 olur cevabımız edirne şıkkı olacak. 9. soru Yeni keşfedilmiş bir bakteri türünün ışık varlığına bağlı olmaksızın ortamdaki hidrojen sülfürü kullanıp yaşamını sürdürdüğü tespit edilmiştir. Şimdi bakın ışık varlığına bağlı olmaksızın diyor. Işık varlığına bağlı değilse ve kendi besinini kendisi üretiyorsa bu canlı nedir? Kemo ototrof canlıdır. Yani kemosentez yapan bir canlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla diyor ki bu bakteri türüyle ilgili hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Kemoototrofu bulduk zaten. Fotoototrof yani fotosentez yapar diyemiyoruz. Çünkü eğer fotosentez yapsaydı ışığa ihtiyaç duyardı. Burada ışık varlığına bağlı olmaksızın dediği için fotosentez yapmıyordur. İsteğe bağlı anaeroptur demiş. Şimdi solunumla ilgili anaerop demek Oksijensiz solunum yapan demektir. Şimdi ben bakıyorum burada bize solunumla ilgili bir şey söylemiş mi? Söylememiş. Sadece besin ürettiğini söylemiş. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey de yapamam. Bir yorum da yapamam. Cevabım ne olacak? A şıkkı yalnız bir olur. 10. sorumuz. Diyor ki 4 bir bitki bilim insanları tarafından şeklinde adlandırılmıştır. Bu bitkilerle ilgili olarak hangisi söylemez? Şimdi bize burada akrabalıkla ilgili şeyler soracak. Arkadaşlar. İki canlının iki tür diyelim ki ismi var burada. Bakın, birinci isim cins ismidir her zaman. Cins ismi. İkinci isim de tanımlayıcı isimdir. Tanımlayıcı isim. Cins ismi aynı olan canlılar birbiriyle akraba olurlar. Cins ismi aynıysa akrabadırlar. Ama tanımlayıcı isim aynıysa, cins ismi farklıysa herhangi bir şekilde akrabalık belirtisi vermez. Akraba olabilmeleri için cins isimlerinin aynı olması gerekiyor. Şöyle düşünün. Hani bizlerde isim soy isim var. Soy isimlerimiz bizim akraba olduğumuzu gösteriyor. Yani genel olarak düşündüğümüzde. Onu öne aldığımızı düşünün. Soy isim isim şeklinde olduğunu düşünün. Mesela işte ee, diyelim ki ne olsun isim. Şöyle kafadan sallayayım. Ahmet Coşkun olsun diyelim ki. E, Ahmet Coşkun. Soy ismi ne? Coşkun. Ben Coşkun'u ona getirirsem, Coşkun Ahmet dersem o zaman buradaki Coşkun onun cins ismi olur. Yani akrabalığını belirleyen isim olur. Burada da aynı durum söz konusudur. Cins ismi, birinci isim akrabalığı belirler. O zaman burada hangileri akraba? Tabii ki Pinus olanlar. Pinus nigra ve Pinus alba. Pinus nigra kara çam demektir. Pinus alba da beyaz çam demektir. Dolayısıyla bakın ikisi de çam, akraba. Morus nigra ile de morus alba birbiriyle akrabadır arkadaşlar. Biri kara dut biri de beyaz duttur. Diyor ki hangisi söylenemez bakalım. Bir ve üçüncü bitkilerin şubeleri diyor aynıdır. Arkadaşlar bir ve üçe bakıyorum pinus pinus. Cins isimleri aynıysa geriye kalan yukarıdaki olanlar cins. İşte ee, cinsten sonra ne geliyor? E, takım değil mi? pardon aile, takım, sınıf, şube, alem olarak geliyor. Bunların hepsi birbirine aynı oluyor. O zaman şubeleri de aynıdır doğru. 2 ve 4. bitkilerin takımları aynıdır. 2 ve 4 birbirine akraba mı? Akraba. Cins aynı. O zaman takımları da aynıdır. Doğru. Bu 4 bitki 2 farklı cinse aittir. Cins bakıyorum. Bir pinus cinsi var. Bir de morus, cinsi, morus cinsi var. Evet. 2 farklı cinse ait. Doğru. 3 ve 4. bitkiler birbiriyle çaprazlandığında verimli döl verirler. Bakın. E, verimli döl verebilmeleri için aynı bitki olması lazım. Yani 3 ve 4'ü değil de benim morus alba morus alba ile çiftleştirmem gerekiyor. Veya morus nigra morus nigra ile çiftleştirmem gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış olur. Bu bitkiler 4 farklı türe aittir. Evet hepsi birbirinden farklı türdür. Doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim 11. sorumuza. Glikoz bazı amino asitler ve bazı vitaminleri içeren bir besi yerinde üreyebilen bakterilerin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu kesinlikle söylenebilir. Şimdi bakın glikoz var amino asit var bazı vitaminler var diyor burada üreyebiliyormuş bakteri o zaman bu bakteri kendi besini kendisi üretemiyor bu bakteri heterotrof bir bakteri heterotrof besinli dışarıdan hazır olan bir bakteridir. Bize ne soruyor? Kesinlikle söylenebilir soruyor. Diyor ki, organik maddelere gereksinim duyma. Bunlar organik madde mi? Evet. Bunlara gereksinim duyuyor mu? Evet. Ben bunu kesinlikle söylüyorum. İnorganik bileşiklerden organik bileşikler sentezleme bu ototrof canlıların bir özelliğidir. İnorganik bileşikten organik bileşik sentezleme yani mesela karbondioksitle suyu birleştirip glikoz üretme olayı Ototrof beslenen canlıların bir özelliğidir. Dolayısıyla bunu almam. Oksijensiz yaşama bize kesinlik soruyor. Ben bunun buradan bu özelliğine bakarak oksijenli mi oksijensiz mi solunum yaptığını bilemem. Bu da gitti. Işık enerjisini kullanma. Işık e, enerjisini kullanabilmesi için ototrof bir canlı olması lazım. Biz bu canlıyı heterotrof canlı dedik. Ayrıca ışık enerjisiyle ilgili bir şey de vermemiş bize. Bu da gitti. Cevabımız ne olacak? Kesinlik sorduğu için aşıklı yalnız bir olur. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi kuşlarda uçmayı sağlamak için vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı özelliklerden biri değildir? Şimdi kuşlar arkadaşlar uçabilmek için bunların bazı adaptasyonları vardır. Bu adaptasyonlar da vücut ağırlığını azaltmak içindir. Kemiklerinin içinin boş olması bir özelliktir. İdrar keselerinin olmaması vücut ağırlığını azaltmak için bir özelliktir. Dişlerinin olmaması yine vücut ağırlığını azaltmak için bir özelliktir. İç organlar arasında hava keselerinin bulunması bu da arkadaşlar e, oksijenden fazla e, miktarda sağlanmak için hani verim almak için gereken bir özelliktir. Çünkü bu hava keseleri sayesinde havadaki oksijenin yaklaşık %80'ini kullanabiliyorlar. Yani bunlar nefes aldıkları zaman aldıkları oksijenin %80'ini hava keseleri sayesinde kullanabiliyorlar. Bu da yine ee, vücut ağırlığını azaltmak için gerekli bir özelliktir. Al yuvarlarının çekirdekli olması. Şimdi al yuvarlarının çekirdekli olmasıyla vücut ağırlığının herhangi bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacak. 13. sorumuz 2014 LYS'ye geçtik. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanları diğer hayvanlardan ayıran özelliklerden biri değildir. Şimdi memeli hayvanların 5 temel özelliği var bilmeniz gereken diğer canlılarda bulunmayan. Birincisi süt bezlerinin bulunması. İkinci sak ciğerlerinde alvollerin bulunması yine sadece memelilerde görülür. Ter bezlerinin bulunması sadece memelilerde görülür. Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması yine sadece memelilerde görülür. Vücut örtüsünün kıl olması arkadaşlar sadece memelilerde görülen bir özelliktir. Dolayısıyla bunlar nedir? Sadece memelilerde var. Ama iç döllenmenin görülmesi yani sperm ve yumurtanın ee, dişinin vücudunda döllenmesi, biz buna iç döllenme diyoruz. Bu sürüngenlerde de görülebilir, bazı balıklarda da görülebilir, kuşlarda da, amfibilerde de görülebilir. Dolayısıyla arkadaşlar iç döllenmenin görülmesi memeliler için ayırt edici bir özellik değildir. Gelelim 2015 LYS sorumuz, 14. sorumuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi eklem bacaklı hayvanlar arasında yalnızca böceklere özgüdür? Şimdi bu senelerde belki bu kadar detaylı soru gelmeyebilir ama yine de hani ben görün diye bu soruyu aldım. Normalde bazı sorular müfredattan kalkmış olan sorulardı bu bu şeyler içerisinde. O yüzden onları dahil etmedim sorulara. Hani atladığım sorular oldu. Ama bu soru arkadaşlar e, siz eklem bacaklıları detaylı olarak işliyorsunuz. O yüzden de buraya aldım. Açık dolaşım sistemine sahip olma. Şimdi bu sadece böceklere özgü bir özellik değil. Eklem bacakların bir çoğunda görülür. Dolayısıyla bu değil. Solunumun trakelerle gerçekleşmesi. Bu da yine eklem bacakların birçok türünde görülüyor. Kitin içerikli dış iskelet zaten eklem bacakların genel özelliğidir bu. Sadece böceklerde görülmez. Baş bölgesinde anten bulunmaktadır bulunması, anten arkadaşlar yine eklem bacaklılarda görülen bir özelliktir. Göğüs bölgesinde 3 çift bacağın bulunması. İşte bakın bu 3 çift bacak sadece böceklerde görülen bir özelliktir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacak. Size bu kadar detaylı geleceğini zannetmiyorum. Çünkü artık hani bu tür detayları kaldırdılar. Ama yine de dediğim gibi eklem bacaklıları işlediğimiz için müfredatta o yüzden bu soruyu da size göstermek istedim. Gelelim 2015 YGS. 3 tane soru çıkmış 2015 YGS'de. Diyor ki aşağıdaki deneyde bir fare hücresiyle bir insan hücresi kaynaştırılarak hibrit yani melez bir hücre oluşturulmuştur. Bu hibrit hücreyi inceleyen bilim insanının diyor olgularından hangilerini gözlemlemesi beklenir? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bakın fare hücresi insan hücresi bir birleştiriliyor. Hem farenin yüzeyindeki zar proteinleri hem de insan hücresindeki zar proteinleri bir araya kaynaşmış değil mi? Bir saat sonra bu proteinler birbirine karışmış. Diyor ki Hangilerini gözlemlemesi beklenir? Zarın seçici geçirgenliğinin yok olduğu. Şimdi bunu gözlemleyemez. Çünkü hücrenin içerisinde herhangi bir şey almıyorlar. Hani bu deneyde sadece zar proteinleri birbiriyle kaynaşmış. Dolayısıyla bunu gözlemlemez. Zar proteinlerinin yer değiştirebildiği. Evet bakın yer, yer değiştirebiliyor mu? Değiştirebiliyor. Dolayısıyla olur. Farklı canlı türlerine ait zarların temel yapılarının benzer olduğu. Şimdi... Burada zar proteinleri birbiriyle kaynaşmış ya eğer temel zar yapıları birbirine benzer olmasaydı bunlar birbirine kaynaşabilir miydi? Kaynaşamaz. Dolayısıyla bunu da gözlemler. Cevabımız 2 ve 3 Edirne şıkkı olur. 16. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yalnızca arkelerin işleviyle gerçekleşebilir? Şimdi arkeler ekstrem koşullarda yaşayan canlılardır. Prokaryot canlılardır. Şimdi diyor ki penisilin antibiyotik üretimi arkadaşlar antibiyotik üretimi bakterilerle de olur mantarlarla da üretilebilir dolayısıyla sadece arkelerin bir özelliği değil. Sütten peynir yapımı yine Bakterilerle de gerçekleşebilir mantarlarla da gerçekleşebilir bu da olmaz. Etin alkol üretimi yine bakterilerle de gerçekleşebilir arkadaşlar bu da olmaz. Sirke üretimi yine bakteriler gerçekleştirebilir ama karbondoksit kullanarak metan gazı üretimi bu sadece arkelerin bir özelliğidir. Hatta bu arkelere biz metanojen diyoruz. Metanojenler bunlar metan gazı üreten arkelerdir. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. 17. Soru yine bize burada tür vermiş diyor ki hangileri doğrudur. Az önceki soruya benzer bir soru. E, bu tür soruların gelme ihtimali yüksek sınıflandırmada çünkü bu bilimsel adlarla ilgili olan e, sorular çok fazla karıştırılıyor. Hani acaba birinci isim mi akrabalığı gösteriyordu, ikinci isim mi akrabalığı gösteriyordu diye karıştırabilirsiniz ama unutmayın her zaman birinci isim akraba olduklarını gösterir. Şimdi burada akraba olanlarını bulalım. Bakın, Capoeira ve capoeta değil mi? O zaman K ve N türleri birbiriyle akraba. Ama pinus nigra, kikonia nigra salmoturut da bunların herhangi bir şekilde akrabalık e, ilişkileri yok. Peki kaç tane cins var? Bakın kapoeta var. Pinus var. E, bu sisonia diye okunuyor sanırım. Sisonia var bir de salmo var. Dört çeşit cins var. Dört tane cins. Tür kaç tane? Zaten canlar beş tane olduğu için beş tane de tür var arkadaşlar. Diyor ki L ve M türlerinin arasındaki akrabalık derecesi şimdi L ve M'ye bakıyorum. Biri pinus, biri sisonia. E bakıyorum bunlar akraba mı? Değil. Diyor ki K ve N türlerinin arasındaki akrabalık derecesinden daha fazladır. Hayır. K ve N birbirine en yakın akrabadır. Bu yanlış. K ve N türleri aynı sınıf içerisinde bulunurlar. Şimdi cins isimleri aynı olduğu için bakın neydi? Tür, cins, familia yani aile, e, takım, sınıf şube alem bir basamaktaki iki canlının arkadaşlar diyelim ki cins basamağında iki canlımız var bu canlıların familyası takımı sınıfı şubesi alemi de aynıdır sadece türleri farklılık gösterebilir veya, veya aynı takımda bulunan iki canlı bunların sınıfı şubesi alemi aynıdır sadece alt taraf farklılık gösterebilir dolayısıyla bunu da bilmeniz gerekiyor diyor ki k ve n türleri aynı sınıf içinde bulunur cinsleri aynı olduğu için aynı sınıftadırlar doğru N ve P türleri doğada çiftleşerek verimli döller oluştururlar. Bu tür sorularda verimli döl oluşturabilmesi için işte ikisinin de hem ilk isminin hem de ikinci isminin aynı olması lazım. Mesela kapöte tinka, Kapöyete tinka olması gerekiyordu. Veya kapöte turutta, turutta olması gerekiyordu arkadaşlar. Veya salma turutta, salma turutta olması gerekiyordu. Bunlar verimli döl oluşturamazlar. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki bursa şıkkı olur. 2016 YGS'ye bakalım. Diyor ki 18. sorumuzda günümüzde yaşayan bazı canlıların kullandıkları enerji ve karbon kaynağı esas alınarak beslenme tipleri aşağıdaki tablodaki gibi gruplandırılmıştır. Gruplandırılabilir diyor. Şimdi birinci beslenme tipinde enerji kaynağı olarak ışık kullanıyor. Karbon kaynağı olarak da karbondioksit kullanıyor. Zaten ışık kullanıyorsa direkt aklımıza ne gelecek? Foto ototrof canlılar gelecek. İkincisinde Enerji kaynağı olarak inorganik madde kullanmış, karbon kaynağı olarak da karbondoksit kullanmış. Arkadaşlar enerji kaynağını inorganik maddelerden alıp karbondoksit kullanarak besin üreten canlara biz kemoototrof canlılar diyoruz. Yani burada kemoototroflar gelecek aklımıza. Şimdi enerji kaynağı olarak organik bileşik, karbon kaynağı olarak da organik bileşik. Bunlar zaten biziz arkadaşlar. Biziz de neyiz? Heterotrof canlılarız. Şimdi bakalım şıklarda bulacağız bunları fotoototrof, kemoototrof, kemoheterotrof. Şimdi burada ee, kemo kemoheterotrof demesi sizi yanıltmasın. Direkt heterotrof da yazabilirdi arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Kemoheterotrof demesinin sebebi ee, kimyasal maddelerden yani organik bileşiklerden enerji kaynağımızı aldığımız için kemoheterotrof diyoruz ama genellikle artık heterotrof olarak geçiyor bu canlılar. 19. soru Aşağıdaki grafik bir piton yılanının hareketine bağlı olarak oksijen tüketimini göstermektedir. Bakın pitonun kasılma sayısı arttıkça oksijen tüketimi de artmış dikkat ederseniz. Diyor ki bu grafiğe göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Pitonun kullandığı oksijen miktarı dakikadaki ee, kasılma sayısına bağlı olarak değişir. Evet kasılma sayısına bağlı olarak ne yapmış? Değişmiş, artmış değil mi? Bu doğrudur. Pitonun birim vücut ağırlığına göre en düşük oksijen kullanım miktarı saatte 40 ml'dir. Bakıyorum arkadaşlar şimdi e, birim vücut ağırlığına göre en düşük oksijen kullanımı en düşük oksijen kullanımı zaten dinlenme halindeyken kullandığı oksijen. O zaman bu da 40 mı? Evet 40. O zaman doğrudur. Piton hareketsiz durduğu zaman oksijene ihtiyaç duymaz demiş. Bakın hareketsiz olduğu zaman hangi zamandır? Şu Kasılmanın sıfır olduğu zaman. Yani şuradaki 40 değerinde olduğu zaman. E, kasılmada oksijen. Yani hareketsiz olduğu zaman. Bizler mesela hareketsiz olduğumuzda oksijen kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz değil mi? Piton da kullanır. Dolayısıyla burada bakın 40 mililitre oksijen kullanmış. Bu yanlış olur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C olacak. Bu tür yorumları iyi yapmanız lazım. ÖSYM böyle yorum soruları sormayı sever. Evet. Döke aşağıdaki tabloda dört tane omurgalı hayvan türünün ergin bireylerindeki bazı özelliklerin bulunma durumları ve bulunmama durumları işaretleriyle gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi ilk önce bakın biz bu canlıların ne olduğunu bulalım. Ondan sonra sorumuzu çözelim. Hemen yakınlaştırayım şöyle. Bakın birinci canlıda ne var? Kemik yapılı iskelet var. Sabit vücut sıcaklığı var. Tüy var. Zaten tüy gördüğümüz zaman aklımıza hangi canlı gelecek? Kuş. İkinciye bakıyorum. İkinci de arkadaşlar kıl yok. Kemik yapılı iskelet yok. Sabit vücut sıcaklığı yok. Tüy yok. Sadece solungaç solumu var. O zaman bu kıkırdaklı bir balıktır. Kıkırdaklı balık diyoruz. Mesela köpek balığı. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde kıl var. Tamam kılı gördüğüm zaman aklıma ne geliyor? direkt hiç diğerlerine bakmama gerek yok. Memeli geliyor. Memeli canlı. Dörde bakıyorum arkadaşlar. Dörtte ne var? Kemik yapılı iskelet var. Solungaç solumu var. O zaman bu da nedir? Kemikli balıktır. Kemikli balık şimdi bakalım diyor ki bir numaralı türün dişleri sert dişileri sert kabuklu yumurtalar üretebilir evet kuşlar sert kabuklu yumurta üretebiliyorlar doğru mesela tavuk yumurtası sert kabuklu bir yumurtadır 2 numaralı tür diyor kıkırdaklı balıklara ait olabilir 2'ye zaten kıkırdaklı balık dedik doğru 3 numaralı türe ait bireylerin olgun al yuvarları çekirdeksizdir 3 neydi memeli memelilerde olgun al yuvar çekirdeksiz doğru 4 numaralı tür kemikli balıklara ait olabilir. 4'e kemikli balık dedik zaten doğru. 1 ve 3 numaralı türler aynı sınıfa ait olabilir. Arkadaşlar biri kuş biri memeli. Zaten kuşlar sınıfı memeller sınıfı aynı sınıf değil bunlar. Bu yanlıştır Edirne. Bakın tek bir soruda size hem kuşları hem memelileri hem de balıkları sormuş. Dolayısıyla bu sınıflandırmayı çalışırken bir bütün olarak düşünün. Ayrı ayrı düşünmeyin. O yüzden böyle sınıflandırma sorularında tek bir sorudan e şey yapabiliyorlar. Konuşamadım. Tek bir soruda bir sürü konuyu sorabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden iyi çalışın derim. 21. soru 2017 YGS ve bu soru ee, çok böyle tartışma yaratan bir soruydu öğrenciler arasında diyor ki aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını doğurup sütle besler şimdi doğurup sütle beslemesi için bu canlının memeli olması lazım çünkü süt üretimi kimde vardır memelilerde burada doğurması önemli değil doğurma olayı mesela yılanlarda falan görülebiliyor ama sütle beslemeyi gördüğümüz zaman memeli olduğu aklımıza gelecek şimdi Kurbağa bir memeli mi? Hayır. Değil mi? Kurbağa nedir? Bir amfibi yani iki yaşamlıdır. Dolayısıyla bu olmaz. Penguen nedir arkadaşlar? Bir kuştur. Timsah nedir? Bir sürüngendir. Sürüngen. Leylek nedir? Bir kuştur. Burada cevabımız ne olacak? Yunus olacak. Şimdi o sene sınava giren arkadaşlar şunu düşündüler. Ee, Yunus suyun içerisinde yaşıyor. Yavrusuna nasıl süt versin diye düşünüp başka şıkları işaretlediler. Hatta böyle Baya bir olay olmuştu bu yorumlar falan ben okumuştum yorumları. Ya diyor işte bir tanesi yazmış Yunus suyun içerisinde işte süt nasıl emzirsin diye düşünüp aradan su kaçar diye düşünmüş. Hani emerken aradan su kaçar diye düşünmüş. Yunus işaretlememiş penguen işaretlemiş. Öbürü de yazmış ki ya demiş o eksi 40 derecede yaşıyor demiş penguen sütü donar demiş oğlum. Ben de demiş pengueni işaretlemedim gittim işte timsah mı işaretlemiş başka bir şey Leyla'yı işaretlemiş galiba. Arkadaşlar bu tür şeylere gelmeyin. Yunus nasıl emziriyor? Yunus da işte yavrusu arasında e, o meme ucu arasında hiçbir şekilde boşluk kalmayacak şekilde emzirme olayını gerçekleştiriyor. Yani suda yaşayan memeliler bu şekilde emziriyorlar. Hani e, arada su kaçar gibi bir düşünceye girmiyoruz. Ya da penguen içindeyse onu da çok gülmüştüm. Eksi 40 derecede sütü donar demiyoruz ki zaten penguenin sütü yok. Bir canlı bir memeli canlı eksi 40 derecede de yaşasa onun sütü donmaz. Çünkü vücut sıcaklıkları sabittir ona göre yaşıyorlar. Cevabımız ne olacak? Yunus olacak. Tabii ki çok güldüğümüz bir soruydu. 2017 LYS'den yine devam ediyoruz. Diyor ki sorumuzda aşağıdakilerden hangisi hayvanların hepsinin ortak özelliğidir? Bakın Tüm hayvanları düşüneceğiz hem omurgasız hayvanlar hem omurgalı hayvanlar yani bir sineği de düşüneceksiniz kendiniz de düşüneceksiniz. Sinir sistemine sahip olmaları sinekte sinir sistemi vardır ama e, çok basit yapılı olan hayvanlarda mesela süngerlerde sinir sistemi yoktur arkadaşlar bu ortak özellik değil. Bilateral simetriye sahip olmaları. Bilateral simetri ne demek? Canlıyı ortadan böyle ikiye böldüğünüz zaman iki eşit parçaya ayrılması lazım dış görünüş olarak. Bizler bilateral simetriye sahibiz. Sağlıklı bir insan olarak düşündüğümüzde. Ama e, bir sünger bilateral simetriye sahip değildir arkadaşlar. Bu da gitti. Sindirim kanalına sahip olmaları yine sünger en basit hayvandır. Süngerde sindirim kanalı yoktur. Baş bölgesine sahip olmaları, baş bölgesi arkadaşlar, belli canlılardan sonra ortaya çıkmıştır. Bu da değil. Cevabımız olacak ökaryot canlılar olmaları. Tüm hayvanlar ökaryottur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. 23. sorumuz. Bakterilerin çoğalmasını engellemek isteyen bir öğrenci petri kaplarında yer yetiştirdiği çeşitli bakteri türleri üzerine Farklı maddeler uygulamaktadır. Diyor ki aşağıdaki maddelerden hangisinin hiçbir bakterinin çoğalmasını engellemesi beklenmez? Şimdi ben öyle bir madde e, ekleyeceğim ki hiçbir bakterinin çoğalmasını engellemeyeceğim. Yani bakteriler çoğalmaya devam edecek hani hücre duvarı sentezini durduran bir madde bu engeller arkadaşlar. Çünkü neden e, hücre duvarı bakterilerde vardır ve ben eğer ki bunu engellersem bakteri çoğalmaz. Bu olur. Protein sentezini durduran bir madde, protein sentezini durduran bir madde bakteriyi de engellemesini durdurur. Başka bir canlıyı da e, üremesini engeller. Dolayısıyla, dolayısıyla, bu da olur. İ ipliklerinin sentezini durduran bir madde. Bakın iyi iplikleri ne sırasında oluşur? Mitoz sırasında, mayoz sırasında oluşur. Bakterilerde mitoz ve mayoz görülmez. Bakterilerde basit bölünme olayı görülür arkadaşlar. Dolayısıyla bakterilerde iyi ipliği oluşumu yoktur. Prokaryot canlılarda iyi ipliği oluşmaz. O yüzden bu bakterinin üremesini engellemez. Cevabımız C şıkkı olacak. Hücredeki enzimleri inhibe eden, inhibe etmek demek durdurmak demektir. İnhibe eden bir madde evet ben bununla bakterinin üremesini engellerim hücre solunumunu inhibe eden bir madde yine bakterinin üremesini engellerim arkadaşlar bunlarla ama iyi ipliği bakteride olmadığı için bunu engellemez. Gelelim 2018 TYT. Artık zaten 2018'den itibaren TYT'ye dönüş yapıyoruz. Diyor ki: Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır? Bakın ÖSYM kuşları, memelileri çok seviyor. Bunları sormayı çok seviyor. Eğer siz ee, konu çalışacaksanız hani sınıflandırmaya çalış, çalışacaksanız çalışacağınız size 3 tane konu söyleyeyim. Bir tanesi bakteriler. Bakterilerle ilgili çok soru soruyor. Deneylerini falan çok soruyor. İkincisi arkadaşlar omurgalılar içerisinde kuşlar ve memelileri e, çok iyi bir şekilde çalışın. Hani çok vaktiniz yoksa mesela e, sözel olan arkadaşlarımız var sözelci olan arkadaşlar bunlar yine e, sınıflandırmaya çalışırken sadece işte kuşları memelileri bir de bakterileri çalışsa yeterlidir. Çünkü böyle e, iki senede bir genellikle dikkat ediyorum iki senede bir kuşlarla memelilerle ilgili soru geliyor veya veya bakterilerle ilgili böyle mantarları böcekleri böyle çok böyle arada nadiren sormuş. Diyor ki, bu soru yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur. Şimdi kuş olduğunu kanıtlamam için bakalım ne olması lazım. Uçma yeteneğine sahip olma. Şimdi bunu düşünürsün dersin ki kuşlar uçabiliyor. Tamam ama uçabilen bir memeli var. Kim? Yarasa. O zaman uçabilme gitti. Kanatlara sahip olma. Tamam kuşlarda kanat var ama yarasada da kanat var. O memeli unutmayın gitti. Yumurtlayarak çoğalma. Yumurtlayan memeliler var ornitorenk veya işte ee, yumurta oluşturan yine şeyler var sürüngenler de yumurta oluşturuyor bu da gitti. Sabit vücut sıcaklığına sahip olma arkadaşlar sabit vücut sıcaklığı memelilerde de görülür bu da gitti. Vücutlarında tüylere sahip olma sadece kuşlarda görülen bir özelliktir. Özellikle bu vücut örtülerine dikkat edin. Balıklarda vücut örtüsü puldur. Amfibilerde vücut örtüsü nemli deridir. Sürüngenlerde vücut örtüsü puldur. Kuşlarda vücut örtüsü tüydür. Memelilerde vücut örtüsü kıldır. Tamam mı? Bunları unutmayın. Size genellikle vücut örtüsü ile ilgili soru sorarsa ya kuşları ya memelileri sorar. Çünkü ikisinin vücut örtüsü çok karıştırılıyor. Neden karıştırılıyor? Onu da söyleyeyim. Mesela bizler böyle küçük böyle çıkan kıllarımıza kıl demeyiz, tüy deriz. Ya da işte tüy dökücü krem. Aslında tüy dökücü krem yanlış bir şeydi. Çünkü bizde tüy yok. Bizde ne var? Kıl var. Kıl dökücü krem olması gerekiyor. Ama böyle kıl biraz daha kaba kaldığı için hani tabiri caizse biraz o, o şekilde kalıyor. O yüzden tüy dökücü krem. İşte tüylerimi aldırdım. İşte ee, kıl demiyoruz da tüy diyoruz. Bu da tabii ki bizlerde yanlış bir algıya sebep oluyor, kavram yanılgısına sebep oluyor. Bizde tüy yok, bizde kıl var. Adam akıllı, kıl değil. Kıl dökücü krem yazın oraya. Tüy dökücü krem değil. Gelelim 20, 25. sorumuza. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. Mantarları dikkat ederseniz böyle ilk defa mantarlarla ilgili bir soru sordu. Hani bakın kaç senenin sorusuna baktık burada ilk defa böyle mantarlarla ilgili bir soru soruyor. diyor ki moleküler verilere göre mantarlar bitkilerden daha çok hayvanlara benzerlik göstermektedir bu doğrudur arkadaşlar. Mesela mantarlar heterotrof canlılardır, hayvanlara benzerlik gösterir. E, depo maddesi glikojendir. Hayvanlara maddesi benzerlik gösterir. Hücre duvarında kitin bulunur. Kitinin bulunması yine hayvanlara benzerlik gösterir. Ama bitkilere benzerliğine baktığımız zaman e, bitkilere toprağa tutunması bir benzerlik gösterir. Bir de hücre duvarına sahip olması bitkilere benzerlik gösteriyor. Hayvanlara benzerliği daha çoktur. Bazı mantar türleri birçok bitkinin topraktan mineral alımında işlev görür. Evet arkadaşlar bazı mantarlar bitkilerle birliktelik oluşturabiliyorlar. Biz bunlara mikoriza birliği diyoruz. Mikoriza bitki ile mantar arasında oluşan birliktir bu. Bitkinin köküne tutunarak bazı mantarlar bu mantarların ince böyle hifleri var. Hif diyoruz veya misalyum diyoruz. Bu misalyumlarını kökün etrafına iyice sarar daha sonra bu miselyumları toprakta ilerleterek su ve mineral alır aldığı su ve mineralleri bitkiye verir hem kendisi kullanıyor hem bitkiye veriyor bitki de mantara ürettiği fotosentez ürünlerinden veriyor çünkü mantar fotosentez yapamıyor dışarıdan hazır besin almak zorunda bu yüzden ürettiği besinleri mantara veriyor böyle karşılıklı birlikte yaşıyorlar arkadaşlar bu doğrudur bazı mantar türleri ilaç üretiminde kullanılmaktadır evet doğru ee, antibiyotik üretiminde özellikle kullanılıyor bazı mantar türleri doğadaki madde döngülerinde ayrıştırıcı olarak görev alır doğru arkadaşlar özellikle azot döngüsünde görevlidirler mantarlar yoğurt üretiminde fermentasyonu gerçekleştirir demiş yoğurt üretiminde değil arkadaşlar yoğurt ürün üretiminde kullanılan bakterilerdir yoğurt bakterileri mantarlar hamurun mayalanmasını sağlıyor mesela maya mantarları o bizim kullandığımız yaş maya kuru maya var ya onlar nedir mantardır biz onu döktüğümüz zaman oradaki hatta hamuru yaparken içine şeker atarsınız şeker atmanızın sebebi o mantar yani maya mantarı o şekeri kullansın etil alkol fermentasyonu yapsın ve ee, o fermentasyonla hamurun mayalanmasını sağlasın. Mayalanmayı mantarlar yapar ama yoğurt üretimini bakteriler yapar. Gelelim 26-2020 TYT'ye. 2020 TYT biliyorsunuz çok böyle e, şey bir TYT oldu. Koronavirüs falan olduğu için çok değişik bir TYT oldu arkadaşlar. Linne'nin canların sınıflandırılması ile ilgili geliştirmiş olduğu sistem sonradan bazı değişiklikler yapılmış olsa da günümüzde hala kullanılmaktadır. Linne'nin yaptığı sistemle, Hani tür, cins, takım, sınıf, familya falan diyoruz ya. Bunları Linne yapmış. Ayrıca bu ikili adlandırma olayını işte hani dedim ya birinci isim cins ismi, ikinci isim tanımlayıcı isim diye bu ikili adlandırmayı da yine Linne bulmuştur. Diyor ki günümüzde kullanılan bu sınıflandırma sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Bu sınıf bu sistem bir hiyerarşik sınıflandırma sistemidir. Evet. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube bir hiyerarşi vardır. Bu doğrudur. Bir üst sınıflandırma basamağında yer alan canlı grupları altta yer alanlara göre daha genel özellikler taşır. Baktığımız zaman arkadaşlar mesela diyelim ki familia, takım. Takımda bulunan canlılar familyaya göre daha genel özellikler taşır. Mesela takımda etçiler diyoruz daha genel bir özellik ama familyaya geldiğimiz zaman kedigiller, köpekgiller işte falan ayırıyoruz. Daha genel özellik taşı. Doğrudur. Sınıflandırmada her takım içerisinde eşit sayıda canlı türü. Ya sen her takımda eşit sayıda canlı türü bulunabildiğine inanır mısın? İnanmazsın değil mi? Kedigiller daha mesela kalabalıktır. Köpekgiller daha e, şeydir veya etçiller pardon. Etçiller daha kalabalıktır. Otçullar e, daha az kalabalıktır arkadaşlar. Dolayısıyla eşit sayıda canlı yer alma ihtimali zaten yoktur hani hiç soruyu bilmeseniz bile şıkkı gördüğünüz zaman direkt bunu işaretlemeniz gerekiyor bu sınıflandırma sisteminde canlı türleri binomiyal olarak isimlendiriyor yani ikili isimlendirme doğru canlılar sınıflandırırken organların kökenleri benzerlikleri esas alınır bu da doğru mesela kökenleri aynı olan görevleri farklı ya da aynı olan organlara ne diyorduk homolog organlar diyorduk mesela yarasanın kanadıyla insanın kolu Baktığınız zaman ikisi farklı görevlerde biri uçmaya biri kavramaya yarıyor. Ama ikisinin de kökeni aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla köken benzerlikleri esas alınıyor. E, Linne'nin sınıflandırmasında cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 2021 TYT'ye. Aynı cinse ait iki hayvan türü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı cinse ait iki hayvan türü bakalım. Diyor ki bu türler aynı aile içerisinde yer alır. Doğru değil mi? Cins. Familya, takım, sınıf, şube, alem. Şimdi cinsleri aynıysa yukarısı da aynı oluyordu. Sadece türleri birbirinden farklı olabiliyordu. Bu doğrudur. Bu türlerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır demiş. Arkadaşlar kesinlik diye bir şey yok. Bakın biyolojide kesinlikler çok nadir vardır. Eğer size soruda kesinlikle aynıdır, kesinlikle yanlıştır falan filan bir şey diyorsa orada mutlaka bir şey arayın kromozom sayıları kesinlikle aynıdır diyemiyoruz. Çünkü ben hayvan türlerinin ne olduğunu bilemiyorum. O yüzden bu yanlıştır. Bu türlerin genlerindeki nükleotit dizilimlerinde farklılıklar görülebilir. Evet arkadaşlar birbiriyle akraba olabilirler ama genlerinde nükleotit dizilimlerinde farklılık olur. Bu türler çiftleştiklerinde verimli döller oluşturamaz. Doğru. Verimli döller oluşturabilmesi için aynı tür olması lazım. Bu da doğrudur. Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. Doğru arkadaşlar ortak ata dediğimiz bir tane orta kata var. Sen bu orta kataya benzer özellikler taşıyorsun. Mesela işte sinir e, sinir sırtında sinir şeridinin bulunması gibi. Dolayısıyla bu da vardır. Ama kromozom sayıları kesinlikle aynıdır diyemiyoruz tabii ki. 2022 TYT yine mantarları sormuş bakın. Son zamanlarda dikkat ederseniz mantarlara böyle biraz değinmiş ÖSYM. E. Mantarlar aleminde yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Hücrelerinde çekirdek zarına sahip olma. Zaten ökaryot canlılar oldukları için çekirdek zarları vardır. Bu ortak. Heterotrof beslenme. Tüm mantarlar heterotrof beslenir. Yani dışarıdan besinini hazır alır. Ortak. Hücre duvarına sahip olma. Yine mantarların tamamı hücre duvarı vardır arkadaşlar. Ortaktır. Çok hücreli olma. Bakın çok hücreli olma ortak değil. Çünkü maya mantarları vardır. Maya mantarları şu bizim az önce de bahsettiğim gibi hamurun mayalanmasında kullandığımız mantarlardır veya işte bira mayası mantarları falan da var. Bunlar tek hücrelidir. Çok hücreli olma ortak değildir. Hücrelerinde organellere sahip olma ökaryot canlılar oldukları için organelleri bulunur. Cevabımız çok hücreli olma olacak. Şimdi gelelim MSU sorularına. 4 tane MSU sorusu arkadaşlar. Diyor ki peptidoglikanın çapraz bağ yapmasını ve böylece hücre duvar oluşumunu engelleyen bir antibiyotiğin aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin çoğalmasını engellemesi beklenir? Peptidoglikan hangi canlıda var? Bakteride. Direkt ben ne yapacağım? Cevabım ne olur? Bakteri olur. Arkelerde farklı şekillerde hücre duvarı olabiliyor arkadaşlar. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bitkilerde hücre duvarının yapısı selülozdur. Mantarlarda hücre duvarının yapısı kitindir. Kitin. Bazı protistlerde ise selüloz da olabiliyor, farklı maddeler de olabiliyor. Ama sizin kesin olarak bilmeniz gereken bakterilerde peptidoglikan olduğu, bitkilerde selüloz olduğu, mantarlarda da kitin olduğu. Bu üçünü bilmeniz gerekiyor. 2020 MSE virüslerle ilgili sormuş tabii ki. Çünkü 2020'de koronavirüs çıktı. Virüslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yapılarında DNA veya RNA'dan birini bulundururlar. Doğru arkadaşlar. İkisini birlikte bulundurmazlar. Ya DNA ya da RNA bulundururlar. Metabolik aktiviteleri sayesinde ATP üretirler. Bakın virüsler ATP üretemiyorlar. İçerisinde yaşadıkları canlının ATP'sini kullanıyorlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Zorunlu hücre içi parazittirler. Evet dışarıda yaşayamadıkları için mecburen hücre içinde yaşayabiliyorlar. O yüzden biz zorunlu hücre içi parazit diyoruz. Doğrudur. Mutasyona uğrayabilirler. Evet tabii ki daha önce de söyledik. Kalıtsal maddesini çoğaltmak için konak hücrenin enzimlerinden faydalanır. Bu da doğru. Şimdi bakın virüsün hiçbir şeyi yok aslında. Bir DNA'sı RNA'sı var. İkisinden biri var. Ee, şöyle bir protein bir kılıfı var kendini koruyabilmesi için bir de bazılarında kuyruk enzimi var. O da konakçının hücre zarını delmek için. Geriye kalan ATP üretimi daha sonra enzim üretimi bunların hiçbiri görülmez. Bunları konakçıdan sağlarlar. Yani üzerinde yaşadığı canlıdan sağlarlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada metabolik aktiviteleri sayesinde ATP üretir demesi yanlış olur. ATP'sini üzerinde yaşadığı canlıdan alır. Gelelim son sorumuza artık. Virüslerin diyor özelliklerinden hangileri günümüzde kabul edilen hücre teorisinin kriterleriyle uyum gösterir? Şimdi hücre teorisinin kriterlerini öncelikle bilmemiz gerekiyor. Nedir bu kriterler? Hücre teorisine göre bir hücre önceki hücrenin bölünmesi sonucunda oluşur. İkincisi her hücrede kalıtsal bir materyal bulunur. Yani DNA bulunur. Üçüncüsü arkadaşlar hücreler farklılaşma özelliğine sahiptir. Bu gibi özellikler var. Yine enerjilerini üretebiliyorlar falan filan. Diyor ki enerji üretim ve tüketim mekanizmalarının bulunmaması. Şimdi virüslerin bunları bulunmaması hücre teorisiyle bilgisi yoktu. Çünkü hücre teorisinde bir hücre kendi başına yaşayabilir. Ama virüsler kendi başına yaşayamıyor. O yüzden bunun hücre teorisiyle bir uyumu yoktur uygun ortamda çoğalabilme. Evet, çoğalabilme özelliği zaten bunların canlı olduğunu gösteriyor. Yani virüsler içinde bilim insanları ikiye ayrılmıştır. Virüslere canlı diyen var, cansız diyen var. Şimdi canlı demelerinin sebebi uygun ortam buldukları zaman çoğalabilmeleri. Cansız demelerinin sebebi uygun ortam olmadığı zaman kristal halde bulunması, yine kendi başına bir hücresel yapıya sahip olmaması. Bunlar da diyor ki cansızdır diyor. Hani virüsler hakkında böyle bir ikilem yaşanıyor. Kalıtsal materyale yani maddeye sahip olmaları. Bu da arkadaşlar kalıtsal madde dediği DNA veya RNA'dır. Buna da sahiptir virüsler. Bu da yine hücre teorisinin kriteridir. Bunlarla uyum sağlar cevabımız 2 ve 3 olur. Denizli şıkkı olur. Böylece sınıflandırmanın çıkmış sorularını da bitirmiş olduk. Sonraki konumuz ekolojidir. Ekoloji de oldukça önemlidir. ÖSYM çok sever. Her sene mutlaka sorar. Hem TET'de hem de AYT'de. O yüzden sonraki ekoloji çözümünü dört gözle beklemenizi istiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.